Assist program? I love to watch assist program. What's assist program? the program that we're talking for. I like assist. Evet sevgili basketbol severler, asiste hoş geldiniz. Ve bu hafta hakikaten çok özel bir asistimiz var. İsmet Badem tek konuk. Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Sayın Turgay Demirel konuğumuz olacak. Hoş geldin başkan. Ve soru sormak isteyen herkes basketbolumuzla ilgili birinci otorite burada. Yani bize fazla söz düşmez bugün. Yalnız çok enteresan bir şey var, buna da değinmeden geçemeyeceğiz. Biz hafta başı normalde konukları anons ediyoruz ve bize işte en az 30, bir kere de 130'a kadar çıktı. E-mail ve fax geliyor soru sormak isteyenlerden. Bu hafta sadece 2 fax geldi. Bu size karşı bir şey değil ama İsmet Badem'in bence her zaman vurguladığı şeyi güzel göstergesi. Yani basketbol severler vitrinle ilgileniyor. Yani evet. Fenerbahçe şampiyon olacak mı? İşte Galatasaray kimi aldı? Savic gidecek mi? Bu tür şeyler izleyicinin daha çok ilgisini çekiyor ama program içinde belki sizi de biraz terletecek. Zannediyorum ki bayağı telefon gelecek. İsmet Badem çok şıksınız her zamanki gibi. Ama senin gantın yok. Valla bana gantsız verdiler. Haftaya düzeltiriz dedi Mehmet Bey. Şimdi programımıza şöyle başlayalım. Bu hafta bizim bir tane panelimiz vardı ve çok güzel ve özel bir paneldi. Emniyet adayları okulu değil mi? Doğru mu söylüyorum? Evet. Polis okulu. Adilet Sadullah Mermerci Eğitim Merkezi'nde yeni açıldı. 4 aylık bir merkezde. Türk polisinin altyapısını oluşturan mükemmel bir okul, mükemmel bir yönetim. İnanılmaz. Muazzam inanılmaz. Bir gün yaşadık. Yani adeta bir yuva gibiydi. Sayın Müdür Hasan Açar da buradan tekrar bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Çok güzel bir okul yapmışlar ve herkesin onu gidip bir görmesi lazım. Çünkü ilerisi için insanı rahatlatacak cinsten bir okul. Bence orada gerçekten mükemmel insanlar yetişiyor ama tabii eğitimin çok büyük rolü var. Bu organizasyonları yapan tabii ki altyapıdaki İsmail arkadaşımız teşkilattan çok önemli. Çünkü polis akademisinden 455 kişi Türkiye'nin her yerine dağıldı. Orada son gün bir şey söylemiştik. 455 kişiye panel verirken gece saat 2.30'du. Sağ elinizi kaldırın. Kaldırdılar. Türkiye'nin her yöresine dağılacağız ve söz veriyoruz. Orada, o yörelerde basketbol birinci spor olacak dediler. Bugün çok iyi çalışıyorlar. Evet, çok güzel. Evet, şimdi o kasete geçmeden önce bir kez daha telefon numaralarımızı hatırlatalım. Sayın Turgay Demirel'e soru sormak isteyenler için. Sevgili basketbol severler, bu hafta asist programında konuk olarak bulunacağım. Her türlü soruyu bana sorabilirsiniz. Evet, şimdi de senin meşhur panellerinden belki de en güzeli, en önemlisi. Onu hep birlikte izleyelim. 3. sırada bitirdi ve bu sezon Avrupa Süper Ligi'nde ilk kez yer alacak İsmet Badem. Murat Muratanoğlu ve İsmet Badem'in işleri bitmez. Gazete ve televizyon çalışmalarından başka basketbolu yaygınlaştırmak ve sevdirmek için o panel senin, bu toplantı benim koşturup dururlar. Ekip bu uğurda yine yollara koyuldu. Bu sefer genç polis adaylarıyla yapılacak bir panele katılacaklar. Polis okulu İstanbul'dan birazcık uzakta olunca bir ara doğru yolda olduklarından bile şüpheye düştüler. Sadullah Mermerci Polis Eğitim Merkezi'nde panel vermek için yola çıktık. Ancak bize verilen adres biraz uzak ve Karadeniz kıyılarına geldik. Yol uzayınca Murat Muratanoğlu'nun da karnı acıktı. Murat Muratanoğlu çok sever eti. Murat'ın biftekleri gidiyor. Neyse, sonunda sonra polis okulunun yolunu buldular. Panele ayrıca milli takım koçu Erman Kunter, Ülker Spor menajeri Lütfi Arıboğan ve Ülker Spor takım kaptanı Harun Erdenay katıldı.
Öğrencilerle rahat rahat sohbet edebilmek için okul müdürü Hasan Açar salondan çıkarken İsmet Badem'e espriyi patlattı. Biz bu panelin bölümünde sayın müdürümüz çıktıktan sonra istediğimiz şakaları da birbirimize yapabiliriz. Bekliyoruz efendim. Çok teşekkür ederim. Ve konuklar öğrencilere tanıtıldı. En solumda saçları hafif dökülmüş ama bana göre genç kızların hala çok büyük sevgilisi Harun Erdenay. Sevgili koçumuz Erman Kunter. Lütfi Aluva. Murat Anoğlu. İsmet Badem öğrenciler arasından gelecek en iyi soruya en kıymetli eşyasını vermeyi vaat etti. Şapkası elbette. Ayakkabımı hediye edecek halim yok. Sevgili İsmet Badem sen... Mezarlığına şapkayı hediye gerçekten büyük bir olaydı. Çünkü şapkalarına çok değerli. Ben biliyorum. Öğrenciler panele sıkı hazırlanmış. Sorular okkalı geliyor. Erman Hocam olacak. Geçen sene ülkemizde yabancı sayısı 2'ydi. Daha sonra Avrupa'da olan... Yabancı oyuncunun getirdiği problemler her geçen gün kendini hissettiriyor. Bu ileride bizim tabii ben burada gerçek bir şey belediye yönetimine çilgilenmiyor. Yani onların yabancı oyuncu sorunlarından ben tabii Türkiye'ye bakıyorum. Ve bu uzun dönemde Türkiye için problem yaratacak. Basketbol gerçekten futbol kadar değerli değil mi bu ülkede? İşte bu soru şapkayı kapıyor. Ama ders iyi çalışmışsın. Böyle başarılarla, eğer bu başarılar olmasa daha da az yer alacaklar medyada. Bu başarılarla daha çok yer almaya başladılar. Bence başarının devamıyla alakalı bir şey. Bu devamlı olursa bu başarı yerleri çoğalacaktır. Toplumun ilgisi de artacaktır. İsmet Badem, basketbolun ilk öğretimdeki acıklı durumuna değinmeden edemiyor. Buraya bu kadar geldiniz. Hepiniz ilkokul, ortaokulda en az 7 sene, 8 sene boyunuz, kilonuz ne olursa olsun basketbol oynayarak gelseydiniz şu andaki muhabbetimiz daha başka olurdu. Türkiye Ligi'ndeki basketbol maçlarında seyirci çok az gelir. Ne salonumuz salon, ne organizasyonumuz organizasyon, ne seyirciyi salona getirebilecek bir imkana sahibiz. Dolayısıyla biz düzensizlik içinde düzen kurmaya çalışıyoruz. Dolayısıyla şu anda tabiri amiyane olacak ama neyimiz doğru? Konuşmalar uzayınca öğrencilere de bir rehavet çöker. Bir şey söyleyeceğim. Yemin ediyorum şu arka koltuklardan 5 dakikada ben uyuyacağım. Ya ne güzel biliyor musun? Hafif kaykolmuş şöyle. Ağzı böyle. Şöyle de elini koymuş. Nasıl biliyor musun? Derste bir yerde şöyle bir çatal kurdun mu bitti. Arkada 2-3 çatal gördüm orada. Panel sonunda okulun havasına kendini iyice kaptıran İsmet Badem bakın müdürü nasıl karşılıyor. Dikkat! Odama geldiğinde sesinden tanıdım. İşte bir panel de böyle keyifle sona erdi. İsmet Badem ve Murat Muratanoğlu iyi bir iş yapmanın keyfiyle öğrencilerle kaynaştı. Daha ne isteyelim? Bu sevgi bize yeter. Evet, şu anda elimizdeki formaları geçtiğimiz hafta Fenerbahçe bayan takımının şampiyon bayan takımının antrenörü ve bazı oyuncuları imzaladı. Program sonunda da Sayın Başkan'dan rica edeceğiz. Çekiliş yapılacak ve geçen hafta ve bu hafta arayanlar arasından iki kişi bu formaların sahibi olacak. Şimdi programımıza hızlı hızlı devam edelim ki Tugay Bey'e vakit bırakalım. Çünkü çok telefon geliyormuş. Yani demek ki internetçiler o kadar çok ilgilenmiyor basketbolun detaylarıyla. Çünkü Teoman uyarıyor. İnanılmaz sorular var diye. Playoff'lar başladı ve 4 takım belli. Son 4'e kalan takım pek de sürpriz olmadı. Ligde ilk 4 sırada bitiren 4 takım playoff'larda da son 4'e kaldı. Nasıl yorumluyorsunuz? İlk önce sizin kısa bir yorumunuzu alın playoff'ları şu ana kadar. Valla playoff'ta hakikaten heyecan dorukta geçiyor. Bir seri çok kolay oldu. Efes Tuborg serisi ama onun dışında hakikaten zorlu mücadeleler oldu. Burada 1-0 avantajı olan takımlar da vardı. Bazısı kazandı, bazısı kaybetti. Ben bu önümüzdeki yarı finallerinde çok çekişmeli geçeceğini ümit ediyorum ve herkes basketbol herhalde biraz daha doyacak. Beşiktaş özellikle elenmesine rağmen değil mi? Amerikalısız. Evet. Belki 1-2 yediği daha olsaydı çünkü ilk maçı Bursa'da kazandı ama
Sonra işte gitgide pilleri bitti. Galatasaray'ın da Ülker maçının son 5-6 dakikasında iyice seri oldu. Daç böyle yani kolay teslim olmadı evet, hiçbiri. Evet. Çok basketbola doyduk. Evet. Ben korkuyorum seneye bu kadar yatırım yapılmayacak diye ama inşallah olur. Onlara da konuşacağız şimdi. Evet, şimdi playoff'ları hep birlikte bir gözden geçirelim. Birinci lig playoff'ta ikinci tur maçları sonunda rakiplerini yenen Efes Pilsen, Fenerbahçe, Tofaş ve Ülker Spor yarı finalist oldular. Çeyrek finalin en kısa serisinde Efes Pilsen, normal sezonda iki kez yendiği Tuborg'u ilk karşılaşmada 95-56, ardından İzmir'deki mücadelede de rakibini 74-56 yenerek 3-0'lık sonuçta ilk yarı finalist oldu. 1-0 başlayan Fenerbahçe-Darüşşafaka serisi nefesleri kesti. Abdi İpekçi'deki ilk karşılaşmayı İbrahim'in 33 sayısıyla 195 geçen Fenerbahçe seride 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. Ancak Darüşşafaka kendi salonundaki karşılaşmayı 84-74 kazanarak seriyi 2-1'e getirdi. Abdi İpekçi'deki 3. karşılaşmada ise Sarı Lacivertliler yıldız oyuncusu İbrahim'in başarılı oyunuyla Darüşşafaka'yı 76-66 yenerek yarı final vizesi aldı. Normal sezonu lider bitiren Tofaş önünde Amerikasız ve dar kadrolu Beşiktaş, Bursa'da Tofaş'ı Levent, Faruk ve Praskevicius'un sayılarıyla 84-86 mağlup ederek seride 2-1 öne geçti. Abdi İpekçi'deki 2. karşılaşmada ise 87-72 ile bu kez gülen taraf Bursa ekibi olunca seri 2-2'ye kilitlendi. Yarı finali belirleyecek karşılaşmada seyircinin de desteğini arkasına alan Tofaş maçı 69-56 kazanarak yarı finalist oldu. Son yarı finalistin belirleneceği Ülker Galatasaray serisi 4. maça kadar tüm heyecanıyla sürdü. Normal sezonda Ülker Spor'u 2 kez mağlup ettiği için seriye 1-0'lık avantajla başlayan Galatasaray ilk 2 maçta varlık gösteremedi. Maçları 78-65 ve 85-66 kazanan Ülker Spor seride 2-1 öne geçti. Fakat Sarı Kırmızılar, Abdi İpekçi'de geçen sezonun şampiyonu Ülker'i 89-74 mağlup edince yarı finalistliğin belirlenmesi son maça kaldı. Darüşşafaka spor salonundaki karşılaşmaya büyük seyirci desteğiyle iyi başlayan Galatasaray, ilk yarıyı önde kapamasına karşın maçı 71-58 kaybederek çeyrek finalde lige veda etti. Yarı final serileri yarın Efes Pilsen Ülker Spor arasında oynayacak maçla start alacak. Sezon içinde iki takım birbirlerine karşı birer galibiyeti aldıkları için seri 1-1 başlayacak. Diğer yarı final karşılaşmasında ise Tofaş, Fenerbahçe ile pazar günü karşılaşacak. Bursa ekibi seriye 1-0'lık avantajla başlıyor. Budućnost Yugoslavya şampiyonu. Bu sezon Saporta Kupası'nda temsilcimiz Tofaş'ı eleyerek yarı final oynayan Yugoslav ekibi normal sezonu 22 maçta 20 galibiyetle ilk sırada tamamlamıştı. NATO harekatı nedeniyle playoff'ların iptal edilmesinin ardından Yugoslav Basketbol Federasyonu Budućnost'u 1998-99 lig şampiyonu olarak ilan etti. Gelecek yıl Avrupa Ligi'nde yer alacak olan Budućnost'un ardından Yugoslavya'yı temsil edecek olan ikinci takımın Kızılyıldız Partizan serisinin galibi olacağı belirtildi. New Jersey'de sakatlar kervanına Kit Van Horn da katıldı. Sezon başından bu yana Jason Williams, Jim McVallion, Eric Murdoch, Ronnie Cycle'ı Scott Burrell'ın ardından Kit Van Horn da Indiana Pacers maçında sol baş parmağını kırdı. Sakatlanan Van Horn'un sahalara dönmesi için en az 4 haftaya ihtiyacı olduğu öğrenildi. Alonzo Mourning'e nazar değdi. Miami Heat'in dev pivotu sağ göz çukuruna aldığı darbeyle yaralandı. Doktorların verdiği bilgiye göre Mourning playofflarda maske ya da koruyucu gözlük takması gerekiyor. Evet, playoff'ları da arkadaşlarımız haber turunun içine aldı. Şimdi bu sene ligin en renkli takımlarından biri Daçka'ydı her sene olduğu gibi. Ve sayı krallığının en önemli isimlerinden biri de Daçka'dan Michael Ansley. Bazen düşünüyorum yani her takıma da lazım ama bazen de çok egoist oynuyor gibi geliyor. Ama çok önemli. Ama renkli bir oyuncu. Çok, siyah, yani... siyah ebruli falan. Böyle sürünce boyası çıkmıyor. Çıkmıyor değil mi? Ansley ile ilgili arkadaşlarımız güzel bir haber hazırladı. Şimdi onu izleyelim, sonra hep birlikte olacağız tekrar. Geçtiğimiz sezon kadrosuna dahil ettiği Michael Ansley ile flash bir takım haline gelen Yeşil Siyahlılar bu sezonda başarılı çizgisine devam ettiriyor. Hırsı ve üstün tekniğiyle takımını adeta sırtlayan 32 yaşındaki Amerikalı oyuncuyu yoğun maç ve antrenman trafiğinden uzak kendisini Ortaköy'de Tanzanyalı arkadaşı Abraham'la yakaladık. Sempatik basketbolcu basketbol felsefesini korkmadan oynamak olarak özetliyor. Benim basketbol anlayışım yürekli oyuna ve kesinlikle kaybetmeyi düşünmedir.
hücum mu, savunma mı diye soracak olursanız, basketbola ilk başladığım yıllarda hücum ağırlıklı bir oyun tarzına sahiptim. Oynadıkça daha farklı arayışlara yöneldim. Bu yıl geçen sezona göre savunmayı öne çıkardık. Eğer takımın skor bulma konusunda sıkıntısı yoksa savunma yapmayı daha uygun buluyorum. İspanya'da Unicaja ve Caeres takımlarında toplam 4 sezon geçiren Ensley'e göre Darüşşafaka 2000'li yılların takımı. Darüşşafaka basketbol takımı birçok yönden şanslı. Öncelikle mükemmel bir başkanı var ve kulübü 2000'lere hazırlıyor. Zaten takımı bir üst seviyeye çıkartacak malzeme de var. Orhan, Mehmet, Ömer, Deniz gibi gençlerle takım olmayı öğrendik. Arkadaşlık duygusu mükemmel. Kesinlikle kıskançlığa bu takımda yer yok. Koç Yeşildağ'ın hırslı bir kişiliği var. Bize sürekli daha iyi oynamaya yetiyor. O da bizimle birlikte çok çalışıp çok yoruluyor. Sanırım bu emeklerin karşılığını playoff'ta alacağız. Türkiye'de bulunmaktan büyük mutluluk duyan Ensley ülkemizde kalmak istiyor. Türkiye'yi ve Darüşşafaka'yı çok seviyorum. Türk basketbolu beni de çok büyüttü. Seyircilerden hakemlere kadar herkese çok şeyler borçluyum. Eğer takımım daha büyük düşünüp hedeflerini yükseltirse niye Darüşşafaka'da kalmayayım? Şu an için ligin ilk 5'i içindeyiz. Bizim gerçek hedefimiz ilk 3, hatta 2 olmalı. Amerikalı oyuncunun aktif sporculuk yaşamanın ardından en büyük özlemi ise koçluk yapmak. En büyük hedefim basketbolu bıraktığımda mezun olduğum lisenin koçu olmak. Profesyonellik birikimimi genç oyunculara aktarmak ve onları hazırlamak mükemmel bir duygu. Her zaman Charles Barkley gibi olmaya çalıştım. Belki öğrencilerim bunu başarır. Türk takımlarının Final Four'a kalamamasının en önemli sebebini tecrübesizlik ve sabırsızlık olarak değerlendiriyor Ensley. Bence ana sorun şanssızlık faktörü. Türkiye Ligi artık Avrupa'da kalitesi ve rekabet gücü açısından sayılı liglerden biri. Son iki yılını takip ettiğim kadarıyla Efes Pilsen'in büyük bir şanssızlığı var. Çok iyi bir koç ve kadrosu olmasına karşın hep son anda yıkılıyorlar. Biraz da sabredip tecrübelerden ders çıkarmaları gerek. Sanırım gelecek yıl Efes Pilsen hatta iki Türk takımı birden Final Four'da olabilir. I love Exist, I love basketball. Basketbolun fundamental'ını Türkiye'de en iyi yapanlardan biri. Ben gerçekten seyrettim fundamental'ı. Seyrettim. Hatta Galatasaray'dan önce de seyrettim. İstanbul Bankası şey. Yeni Galatasaray önce verdi, sonra arada oldu. İşte o önceyi bilmiyorum. Evet. Yani ben Türkiye'ye geldiğimde şeyle beraber, Lütfü'yle beraber, biz aslında Erman'la beraber İstanbul Bankası'nda oynadık. Valla çok güzel saçları vardı, bir de böyle kocaman. Geçenlerde milli takım seyahatine giderken Ali Akatlı geldi, bir tane resim getirdi. İstanbul Bankası takımının ilk 5 resmi. Ben sakal ve saç böyle çok değişik bir resim, onu kimseye göstermiyorum. Kıvırcıktı değil mi saçlar? Biraz dalgalı. Evet, hatırladım şimdi. Şimdi evet. Euroleague daha cazip hale getirilmeye çalışıyor. Evet. FIBA tarafından bir takım değişiklikler olacak. Evet. İşin içine para girecek. İşlerimiz zorlaşacak bizim. Evet. Ama aynı zamanda da takımları motive etmek için bir takım şeyler yapıyorlar. Onlara az sonra geleceğiz. Çok güzel bir Final Four izledik. Yalnız çok sert oynuyorlar başka. Hakemsiz de oynansaydı ancak bu kadar sert olur. Evet. Böyle değil de. Ve devamlı böyle düşüyor. Yani. Evet, bunlar hep çalıyorlar da şuna fazla çalmıyorlar. Bir klip hazırlamış arkadaşlar. Erdal Ceviz'in kamerasına yakalanan güzel şeylerle, görüntülerle. Onu izleyelim, sonra Euroleague'in değişikliklerde hep birlikte biraz konuşacağız. Oh.
Evet, EuroLeague'in geçmişi, son geçmişi bu. Şimdi geleceğine gelelim. Çok önemli değişiklikler olacak gibi, evet, gözüküyor değil mi? Evet, önümüzdeki yıldan itibaren dediğin gibi böyle bir genel bir pazarlama anlayışıyla EuroLeague pazarlanacak. Şu anda 4 senelik bir 40 milyon dolar senelik bir anlaşma yapıldı. 160 milyon dolarlık ASL ile bu gelirin önemli bir kısmı kulüplere dağıtılacak. %15'ini FIBA alacak. Geri kalanı kulüplere dağıtılacak. Katılan bütün takıma ilk başta 500'er bin dolar verilecek. Daha sonra ilerleyen turlara göre artacak. FIBA. Şampiyon olan 900 bin alacak. Bir de ayrı bir bölümü var. O bölümü de ülkelerin televizyon katılım paylarıyla ilgili. Yani televizyon yayın hakları değişik ülkelere satılacağı için hangi ülke daha çok para veriyorsa o ülkenin takımı o havuzdan biraz daha fazla para alacak. Dolayısıyla EuroLeague'in ama tüm saha kenarı reklamları, tüm televizyon hakları EuroLeague'i organize eden şirkete ait olacak. Bu şirket henüz kurulmadı. FIBA tarafından kurulmak aşamasında. Onun da aşağı yukarı yönetimi kim olacak, kimler tarafından yapılacak o da belli. Yani önümüzdeki yıl spor kulüpleri için iyi bir motivasyon faktörü olabilir mi? Yani bir Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Karşıyaka. Çünkü müesseseler kendi markalarını da tanıtıyor ama evet, oradan öyle bir para gelecekse belki o zaman takım kurarken değil mi? Biraz daha ileri görüşlü, daha geniş düşünme fırsatları olabilir. Bir şey ilave ederek, mesela dün akşam Pınar'ın genel müdürü Baydo Bey'le birlikteydim ve sohbet ederken şunu söyledim. Artık bunu fark etmeniz lazım. Avrupa'da görünüp sponsorluğu daha üst düzeye getirmeniz lazım dedim. Dolayısıyla burada hem sponsorlara hem de EuroLeague'de oynamanın tabii bir takım ağır kuralları olacak. Biliyorsunuz değil mi? Siz evet, bunu evet, çok iyi biliyorsunuz. İsterseniz bir izah ederseniz. Şimdi buradan, bu EuroLeague'de başarı kazanmak o sene Haziran-Temmuz ayında oturup karar verip oyuncuları toplayıp elde edilecek bir şey değil. Yani biz senelik program yaparsak, bu sene hadi kimleri alalım, Avrupa'da çok iyi, Amerika'da çok iyi, onlarla bir şey elde edelim. İyi bir takım kurmuş gibi gözüküyorsunuz ama o gerçek bir takım olamayabiliyor. Yani uzun vadeli bir strateji ortaya koymak lazım. Ona uygun, bunu uygulayabilecek değerli yönetici ve antrenörleri seçmek lazım. Yani bir takım yaratmak lazım. Yani nasıl kolejde 4 senelik bir periyodu var kolejde oyuncuların yetişmesi için. Alıyorlar, yetiştiriyorlar, 4. senesinde junior oluyor, işte senior oluyor falan. Zalgiris yani de aynı şekilde. Bu sene İstanbul'daki Ümitler Şampiyonası'ndaki evet, değil mi? Evet. Takımdan 7-8 tane oyuncu atıldı. İşte bu sene çok önemli bir mesaj çıktı Final Four finallerinden kulüplere. Yani yalnızca büyük paralar vererek, yalnızca en iyi oyuncu gözüken oyuncuları toplayarak bir takım yaratırsanız sonunda mutlaka başarı gelecek demek değildir. Ama onun yerine gençlere akıllı bir şekilde yatırım yaparsanız, onun yanına da bazı tecrübeli, bazı oyun sistemine uyan yabancıları monte ederseniz ve bunun sonucunda başarının gelmesi daha parlak oluyor. Başkan güzel bir noktaya değindi. İhtiyaca göre yabancı seçmek çok önemli. Biz oyun anlayışları alıyoruz. Yani takım oyun stratejisine göre oyun yapsa, yani şimdi orada Zalgiris Kaunas hızlı basketbol oynuyor, süratli oynuyor, evet, ona göre de oyuncu getiriyor. Ama aynı ekolden. Çok ağır basketbolu biraz daha çirkinleştiren oyun sistemiyle oynayana belki bambaşka bir kolejin oyuncusu gerekebilir. Yani bunu da çok iyi seçmek lazım. Sabonis de onlara çok yardımcı oluyor. Yani, oraya. Yani şunu kaçırmayayım, bunu alın evet, diye. İsveçler ve İngilizler bastırdığı için ve FIBA'da bazı değişiklikler Avrupa Birliği'nden dolayı, yani bizim artık gelecek senede Saporta'da, Koraş'ta ve mutlaka Final Four'a gitmemiz gerekiyor değil mi? Çünkü 3 takımdan bir takıma düşebiliriz yani, değil mi? Yani bizim şimdi biliyorsunuz puanlamaya göre takım sayımız devam ediyordu ve şu anda 5 ülke 3 takımla katılıyor ama gelecek seneden itibaren bu ilk 8 sırada yer alan ülke birer takımla katılabilecek. İlk 4'e kalan, yani son 4'e kalan, Final Four'a kalan ülkelerin takımları bir takım daha ya sokma olacak, şansı olacak. Saporta'da da final oynayanların birer takım daha sokma yani şansı var. Yani dolayısıyla Final Four'a bir takımımızın gitmesi evet, evet, şart. Yani Saporta'da değil mi? Evet, İlk başa oynamak lazım. Yine. Eskiden sadece küme düşülmüyordu. Şimdi başka bir programlar evet, bir da var. Bir de iki tane wild card'ı var. Yani istediği ülkeden bir takımı sokabilecek FIBA. O, bunu hakkı önüne tutuyor. Hollanda var. İşte, oralı, o tarz, İngiliz. Evet, İngiliz. Böyle düşünceleri var tabii. Biraz daha basketbol sevdirmek için bu ülkelerde yatırım yapmak isteyen kulüplere bir yüksek olan evet, ülkeleri evet, basketbolu evet, içine çekmek istiyor. Evet, evet, şimdi şu EuroLeague'in son evet, durumlarını bir izleyelim. Ondan sonra enteresan bir rakamlar ekrana getireceğiz. O parayla ilgili. Öyle mi? Evet. 4-5 Mayıs tarihlerinde çok önemli bir toplantı yapacak olan Uluslararası Basketbol Federasyonu FIBA'nın tarihi kararlar alması bekleniyor. Toplantıda Avrupa Ligi'nin 2000-2001 sezonundan itibaren kavuşmasına kesin gözüyle bakılan görünümü şöyle olacak. 24 takımlı ligin bir önceki sezonun finalistleri olan iki takım. FIBA kupalar sıralamasına göre en iyi 12 ülkenin 12 lig şampiyonu.
En iyi 4 ülkenin diğer 4 temsilcisi, Saporta yarı final oynayan ülkelerden 4 takım, FIBA'nın yeni pazar oluşabileceğini düşündüğü ülkelerden 2 takım. Bu arada Saporta Kupası bir anlamda Euroleague'in ikinci ligi olacak. Koraj Kupası'nda ise ilk turda bölgesel gruplar oluşturularak takımların seyahat masraflarının azaltılmasına çalışılacak. Sınırların tümüyle kaldırılması konusu da FIBA'nın Merkez Yürütme Kurulu tarafından 4-5 Mayıs tarihlerindeki bu toplantıda ele alınacak. Toplantıda ayrıca Avrupa Federasyonları arasında sınırların açılması yönündeki önerinin 2001'e kadar yanıt verilebileceği kararın çıkması bekleniyor. Bu toplantıda ayrıca 30 saniye hücum hakkının 24 saniye indirilmesiyle üst sayı çizgisinin daha geriye çekilmesi gibi köklü değişikliklere yönelilmesi de bekleniyor. Bu konuda FIBA Genel Sekreteri Borislav Stankovic ile Genel Sekreter Yardımcısı Lubomir Kotleba'nın görüşleri ise şöyle. Euroleague'in tüm kıtaya yayılması en büyük hedefimiz. Yapılacak değişikliklerle NBA kalitesine bir lig izlettirebileceğimizi sanıyorum. Bu arada normal sezonda başarılı olan Türk takımlarının Final Four'da da en kısa sürede göreceğimizi umuyorum. Türk basketbolunun Avrupa'ya çıkışı Efes'in 5-6 yıl önceki Milano'da oynadığı finalle başladı. Bugün Avrupa'da üst düzeyde basketbol oynayan takım sayısı oldukça arttı. Türk takımları Euroleague'e renk ve heyecan katıyor. Final Four'a ne zaman kalacağız diye sorarsanız, buna ülkenizdeki iyi takım sayısını artırmanızla ancak yanıt verebilirim. Evet, Kotleba'ya ben katılıyorum. Yani şimdi Avrupa çapında 4-5 takımımız oldu. Yani en üst seviyede. 8-10 olduğu takdirde, çünkü bence İtalya'nın ve İspanya'nın özellikle birikimlerinden dolayı bu avantajı var. Şimdi İspanya Ligi zayıf diyoruz. Hakikaten de Türkiye Ligi'ne göre bu sene bence daha zayıf. Ama Saporta'da bir takımı final oynuyor. Koraş'ta iki takımı final oynuyor. Kupayı alıyor biri. Biri de kupayı alıyor. Yani şimdi bu bir birikim yani, değil mi? Tabii. Birikim basketbolda en önemli konu. Bu hem kulüp takımları için hem milli takımlar için geçerli. Üst üste inşa ederek yukarıya, zirveye varıyorsunuz. Yoksa birdenbire yukarı çıkılmıyor. Yani bu hem oyuncular için, hem teknik kadro için, hem yöneticiler için, herkes için bir birikim meselesi. Türkiye artık o seviyelerde biraz birikim kazandı. Yani her an o başarıyı da yakalayabilecek pozisyonda. Yeter ki biraz daha dediğim gibi bir takım yaratmanın prensiplerine uyulsun. Şimdi rakamlara gelelim Euroleague ile ilgili. Biraz iştah kabartıcı rakamlar şey için. Şimdi 24 takım 500 bin markı kafadan alıyor. İlk 8, ilk 16'ya kalanlar 200 bin mark. Çeyrek finalistler 300 bin mark. Üçüncü 400, ikinci 600, şampiyon da 900 bin mark. Yani şimdi çok büyük rakamlar değil. Kinderleri, minderleri düşündüğün zaman. Ama bizim Galatasaray, Fener, Karşıyaka için, değil mi? Bunlar evet, fena evet. Rakamlar değil. Şampiyon olan 1.900.000. Yalnız orada mark yazılmış. Dolar değil mi? Evet, dolar olması lazım. 1.900.000 dolar da bu sene Galatasaray'ın neredeyse bütün bütçesi. Tabii. Beşiktaş'ın belki neredeyse bütün bütçesi. Yani Zalgiris kalması bunun biraz üzerinde. 2.200.000 falan bir şey. İyi bir sponsorla Galatasaray'ı, Fener'i, Karşıyaka'sı çok mücadeleci. Çünkü onların altyapısı özellikle Karşıyaka'nın oyuncu da geliyor. Evet. Yani Pınar o açıdan iyi bir avantaj yakalamış olabilir. Doğru. Değil mi? Katılıyor musun İsmet abi? Chicago Cubs şapkası da giymiş. Beni sinirlendirmek için ben White Sox'lıydım. Şimdi evet, Turgay Demirel'e çok da soru birikmiş. Teoman beni uyarıyor. İlk telefonumuzu alalım. Sonra dün akşam sağ olsun ilk defa evinin kapılarını asiste açtı. Ailesini de tanıtan güzel bir şey hazırlamış arkadaşlar. Onu hep birlikte izleyelim ama ilk telefonumuzu alalım. Hasan Arın İstanbul'dan. İyi günler Hasan. İyi günler. Hepinize iyi günler diliyorum. Sağ ol. Benim sorum Turgay Bey oluyor. Bu altyapıyla ilgili seminerlerin devam edip etmeyeceği, ikincisi de altyapıda oluşan bu devşirme tabi ettiğimiz oyuncular altyapıda çoğalmaya başladı. Bu da Türk oyuncularının önünü kesiyor zannediyorum. Bunun hakkında bir önlem alınıp alınmayacağını soracağım. Ve de bu altyapı seminerleri Kuşadası'ndaki çok başarılı geçti. Bunlar kısa zamanda daha tekrar edilecek mi? Teşekkür ederim. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkür ederiz. Hasan Arın. Evet, şimdi Haziran ayında da yine bir seminerimiz var. Yine Amerika'da bir kolej antrenörü geliyor. Bir de İspanya'dan bir koç daha geliyor. Hem bizim üst düzey koçlarımızın katılacağı hem de altyapıdan isteyen tüm koçların katılabileceği 4 günlük bir seminer daha var. Ona da yine bütün Türkiye'deki koçlar davet edilecek. Altyapıda bu devşirme tabiriyle
nitelendirilen oyuncuların sayısı bizi de endişeye sevk etti. Yani kulüplerimiz ne yazık ki Türkiye'de oyuncu aramak yerine komşu ülkelerde oyuncu arayıp buraya getirmeye başladılar. Eski Rus devletleri evet, özellikle. Evet. Onlarla ilgili şöyle bir hak var. 15 yaşına kadar gelip Türk vatandaşı olursa milli takımda da otomatikman oynama periyodu başlayabiliyor. Yani o şansa sahip olabiliyor. Hı hı. Ama 15 yaşından sonra gelip Türk vatandaşı olsa dahi o kısıtlamaya dahil oluyor. Bizim Liga federasyon olarak evet, federasyon olarak o tarihe kadar Türk vatandaşı olmuşlara bir şey yapmamız söz konusu olmayacak ama ondan sonra da gelip burada Türk vatandaşı müracaatı yapıp milli takımda oynamakla olmayacak kişilere de oynama izni vermeyeceğiz. Şimdi Amerika'dan bir telefon varmış. Teoman fazla bekletmeyin dedi. Evet. Evrim İçöz Portland'dan. Oo, Sabonis'in memleketi. Evet Evrim. Alo. Merhaba. Merhaba Türk abi, nasılsın? Merhaba, teşekkür ederim. Sen nasılsın canım? Saat kaç Portland'da şimdi? Sabahın ikisi. Sabahın ikisinde asist seyrediyorsun. Vallahi bravo. Evet, sorunu alalım. Seni de fazla tutmayalım. Program bitince yatarsın herhalde. Yatacağız valla. Evet. Benim sorum şu, ligimizdeki maçlarda ne yazık ki birazcık olaylar çıkmaya başladı. Galatasaray Kuşadası, Fenerbahçe Karşıyaka maçları bazı örnekler. Bazı kişilerin görüşü bu olay çıkan seyircilerin veya bazı takımların yeterince cezalandırılmadı. Bu Avrupa maçlarında da başımıza iş açıyor. Bu konuda ne gibi yaptırımlar düşünüyoruz? Gerçekten de basket. Peki, çok teşekkür ederim Evrim. Evet. Sabonis'e selam söyle. Sabonis'e sevgiler, saygılar. Olur. Sakıncası yoksa ben bir soru daha sormak istiyorum. Peki, Amerika olduğu için bir 30 saniye daha veriyoruz. Tamam. Benim öbür sorum da şu. Transfer yaşı altyapıdan 24'ten 22'ye indirildi. Pananotaf'ın FSB senden bir demeci var. Altyapıya darbe vuruldu şeklinde. Yaşın 24'ten 22'ye indirilmesinin nedeni ne öğrenmek istiyordum ve bunun altyapıya önem veren kulüplere sizce bir etkisi olacak mı? Özellikle yabancı sayısı da 3'e çıkarıldı şimdi. Peki, teşekkür ederiz. Güzel sorular. Öncelikle bu seyirci konusunda belki bir şey söylemek lazım. Hakikaten bizi de çok rahatsız ediyor bu basketbol maçlarında olay çıkıyor olması. Ancak burada kulüp yöneticilerinin ve antrenörlerin olaya pozitif yaklaşmaları gerekiyor diye düşünüyorum. Bazen hakemleri etkili altına almak için yahut da bazı mesajlar vermek için seyirciyi de böyle kışkırtabilecek davranışlarda bulunuyorlar. Belki o an maçı kazanmanın heyecanıyla bunu yapıyorlar ama genelde basketbola bir zarar veriyorlar. Seyirci zaten genelde oyuncuların, antrenörlerin ve idarecilerin hareketlerini takip ediyor hakem kararlarıyla ilgili. Yani %100 hakemin kararını uzaktan değerlendirebilecek anlayışta seyircimiz yok. Ama ne yazık ki Türkiye'de herkes hakemlerin kararlarını yargılanabilir diye düşünüyor. Bu hem antrenörden hem oyuncudan hem de idareciden kaynaklanıyor ve seyirciler de buna tepki gösteriyorlar. Ben biraz alınacak önlemlerle ilgili de gelecek seneden itibaren konuyu söyleyeyim. Ceza yönetmeliği tamamen Basketbol Federasyonu tarafından uygulanır hale geçecek. Dolayısıyla biz de FIBA gibi para cezası verilebiliyor olacağız. Burada hem bunu yapan oyuncular, idareciler, antrenörler hem de kulüp ciddi bir para cezasıyla ve maç cezasıyla cezalandırılacak. Bu sene de yine biz seyirci cezalandırmak hiçbir zaman istemedik. Bir maçta olay olduğu zaman seyircisiz maçı oynatmak yahut da maçı başka bir sahaya kapatmak en kolay çözüm. Ama yine de oranın seyircisini cezalandırmak oluyor. Basketbol sonuçta seyirci önünde oynanması gereken bir spor dalı. Bizim amacımız basketbolda birlikte çalıştığımız antrenör, oyuncu ve yöneticilerle daha iyi diyalog kurup bu tür seyirciyi kışkırtacak davranışların ne onlara ne basketbola hiçbir fayda getirmediğini bir kere daha atlatabilmek. Bunda başarılı olduğumuz sürece bu olaylar azalacak. Altyapıda. 24 yaştan 22 evet, yaşa. 24 yaş, 22 yaş olayında altyapıya zarar verecek hiçbir kural yok. Biz yani sadece yaş sınırlamasıyla altyapıyı korumuyoruz. Biz zaten kulüplere sözleşme yapma hakkı getirdik, öncelik hakkı getirdik. Transfer eden sporcularından bir bonservis bedeli alma hakkı getirdik. Dolayısıyla kulüpler altyapıdan üst yapıya çıkarmak istedikleri yıldız oyuncuları varsa onların hepsini takımda tutabilecek hakka sahip. Ancak bizim getirdiğimiz kurallar bazen takımlarda fazla sayıda oyuncu oluyor. Yıldız oyuncu olmasa bile, yıldız oyuncu olmasa bile başka bir kulüpte çok oynayabilecek, çok oynama süresi kazanabilecek ve belki de milli takıma bile ulaşabilecek kapasitede çocuklar var. Şimdi bu oyuncuların da önleri kesiliyor. Bazı takımlar alıyorlar, onları elbiseli olarak kenara diziyorlar, antrenmanda oynatıyorlar. Böyle olunca basketbolcu arzı azalıyor. Bizim getirdiğimiz imkan
kulüplerin altyapısına zarar vermek değil, bilakis altyapıdan yetişen oyuncuların daha fazla sayıda üst yapıda yer almasını sağlamaya yönelik. Tabii şimdi onlar da tabii kendi yetiştirdiği için, ama mesela Erdal Biba örneğini vereceğim değil mi bu sene? Mesela. Erdal mesela bir sene iki sene daha böyle oynarsa süre olarak Efes belki yabancı yerine onu geri isteyecek. Şimdi Efes'in buradaki haklılığının en önemli nedeni şu. Çok enteresan. Son zamanlarda Yıldız ve genç milli takımlarda Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'tan bir tane oyuncu olmadığı gibi Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş'ta sağlıklı bir altyapı olmadığına inanıyorum. Bunu da zaten kendi idarecileriyle tartışıyorum. Yani biraz da altyapıya önem verilmesi gerekli değil mi başkanım? Şimdi bu tabii çok doğru bir konu. Bu kulüplerde yani altyapı konusuna gelince tekrar hani soru olmadan da anlatayım ben. Bu kulüplerin altyapıya çok fazla eylememenin nedenini ben şöyle görüyorum. Burada çok sürekli yönetimler değişiyor. Yani zaten bu bütün spor kulüplerinin sorunu. Mart ayında başkan seçiliyor. 2 sene görev yapacak. Bir sonraki Mart'ta ya bırakıyor ya da tekrar seçilecek miyim, seçilmeyecek miyim? Kulüp içi politikalar. Dolayısıyla bu şubelere de yansıyor. Şubelerde de yönetimler tamamen üst yönetimle bağlı. Yani kimse altyapıya çok konsantre bir şekilde uzun vadeli yatırım yapmıyor. Parayı bastırıyor evet. Değil mi? Yani bir yabancı oyuncunun parasına belki o şubenin altyapıları 2 sene, 3 sene finanse edilebilir. Ama bunun buna rağmen birkaç tane yabancı gidiyor geliyor ve altyapılar ihmal ediliyor. Yani biz basketbol federasyonu özerk olmasını istiyoruz. Aynı şekilde futbol şubelerinden ayrı özerk bir basketbol şubesi olmalı diye düşünüyorum ben bütün basketbol takımları. O da özerk sponsorla gelebilir. Özerk sponsor. Yani basketbol sponsoru atıyorum. Evet. Toyota, Fenerbahçe. O zaman onun başındaki adam da uzun vadeli plan yapabilir. Eğer 5 senelik anlaşma imzalarsa sponsorla. Şimdi bütün her şey İsmet Bayram'ın da söylediği gibi basketbolda yönetimlerin yalnızca basketbolu düşünen bir yönetim kurulundan yönetiliyor olmasından kaynaklanıyor. Olmamasından kaynaklanıyor. Olmaması. Biz bundan 6-7 sene önce yahut da 10 sene önce Yalçın Yönet o zaman Galatasaray'da söylüyordu. Yani basketbolu yönetim kurulunun toplantısının bitiminde kapı eşiğinde ayaküstü konuşulmaktan kurtaralım diye. Evet. Bunu 10 sene önce söylüyordu. Şu anda geldiğimiz nokta ne yazık ki çok ileride değil. Bugün hala hiçbir kulübün basketboldan gelir elde etmek üzere bir pazarlama bölümleri yok. Biz bunu 7 sene önce de söyledik, 6 sene önce bir daha söyledik, 5 sene önce bir daha söyledik. Ama bugün hala geldiğimiz noktada 1907 Derneği yaptı yalnızca bunu. 1907 Derneği hakikaten basketbolu pazarlayarak, tanıdık firmaları, tanıdık şirketleri kullanarak basketbola bir gelir yarattı. Tamam. Fakat bu sene ne zamanki Fenerbahçe'de ki başkan bütün finansmanı üstlendi, 1907 Derneği de elini çekti. Çekmesini bırakın, Avrupa Kupası'nda Fenerbahçe'nin oynadığı bütün maçlarda sağ kenarında tek bir reklam panosu yoktu. Yani bunlar bu ne demek? 12 tane reklam panosu, belki 10'ar bin dolardan 120 bin dolar sezonluk bir para olabilir. Çok bir para değildir ama önemlidir. Bir oyuncu parası olabilir. Evet, şimdi dün akşama dönelim. Evet. Senin oğlanın da güzel smaç denemeleri var. Evet, Demirel ailesini yakından tanıyalım. Telefonlarınızla devam edeceğiz. Çok telefon geliyormuş. Daha 23 dakikamız var, 24 dakikamız var. Başkan hepsini cevaplandıracak. İkiden bu yana Türk basketbolunun patronu olan Turgay Demirel, bu yoğun iş temposundan arta kalan zamanını oğlu Mert ve kızı Merve ile birlikte geçiriyor. Demirel ailesi evlerinin kapısını ilk kez asiste açtı. Kapında İsmet Badem yazıyor, final maçına gittim falan diye. Evet. O kaydı. Demirel, spor kariyerini şöyle özetledi. Ben 1957 doğumluyum. Yaklaşık 70-71 yılında Galatasaray'ın altyapısında basketbola başladım. Daha sonra 17 yaşında A takım kadrosuna alındım. Üniversite öncesinde de 3 sene yine Galatasaray'da A takımda yer aldım. 1988 yılında bırakana kadar da Galatasaray basketbol takım kaptanı olarak 2 kere Türkiye Lig şampiyonluğunu ve Türkiye'de Cumhurbaşkanı Kupası şampiyonluğunu kazandık. Hakikaten Galatasaray'da yaşadığım o başarılar ve takım halinde elde ettiğiniz şampiyonluk benim basketbol hayatımdaki güzel anlarımdan bir tanesi. Demirel, ailesine yeterince zaman ayıramamanın sıkıntısını yaşıyor. Ben esasında elimden geldiği kadar aileme zaman ayırmaya çalışıyorum. Ama yine bir takım seyahatler nedeniyle burada engelleniyor özel hayatımız. Buna rağmen mümkün olduğunca çocuklarla bir arada olmaya çalışıyorum. Onlarla zaman zaman spor yapıyorum, top oynuyorum. Eşimle zaman zaman yemeğe çıkıp sinemaya gitmek gibi birlikteliklerimiz oluyor. Şebnem Demirel de eşinin yoğun temposundan çok şikayetçi. Tabii zaman zaman sıkıldığımız oluyor ama Turgay genelde çok çalışkan. Yani federasyon başkanlığı yapmadan önce de işine bu sefer aynı şekilde çok zaman ayırıyordu. Ona alıştım. Yani artık çocuklarla o da
Yani belli bir yaşa geldik artık, çocuklarla daha fazla beraber olmak için o da elinden geleni yapıyor. Bakın Şebnem Hanım kocası hakkında neler anlattı. Genelde yemek falan pek seçmez öyle. Bir iki tane tip yemeği vardır, onları asla yemez. Bir mesela imam bayıldı, ağzına sürmez ama yani genelde her şeyi yer. Birkaç senedir kayak yapıyor, çok da hoşlanıyor, zevk alıyor. Sinemaya birlikte gidebilirsek ondan keyif alıyoruz. Yani o bizim için bir değişiklik oluyor. Ve de en büyük hobisi spor zaten, yani evde olsun dışarıda olsun maç kaçırmamaya çalışıyor. Demirel'e basketbol dışındaki ilgi alanlarını da sorduk. Spor dışında, iş ve basketbol dışında kalan zamanında bir takım kitapları okumaya ayırıyorum zamanımı. Yani çok odamda okuyamadığım çok fazla kitabım var. Onları arayı kapatmaya çalışıyorum. Müzik dinlemekten hoşlanıyorum. Pop müzikten hoşlanıyorum ama böyle çok yüksek ritimler değil de daha biraz daha klasikleşmiş olanlarından diyelim. Yani o tür müzik, Bryan Adams falan, onları dinlemek hoşuma gidiyor. Demirel basketbolun gelişmesi için ailelerin önemini şöyle açıkladı. Aile çok fazla zorlamadan ona yardımcı olmalı, yani ortamı hazırlamalı diye düşünüyorum. Benim çocuğum bir basketbol topu evinde ya da oturduğu yerin yakında bir basketbol potası varsa ona oyna demek, oynaması için teşvik etmek, onu sporcu yapmak yönünde desteklemek bence en önemli kural. Yani hoşlanacağı ortamı yaratmak lazım gençler için, çocuklar için. Peki ya kendi çocukları? Vallahi bunu tabii zaman gösterecek. Ben mutlaka basketbol oynarlarsa kendilerine yardımcı olmak için elimden geleni yaparım. Yalnız zaman zaman şöyle bir şey var. Ben basketbolcu olana kadar federasyon başkanlığı bırakma diye söylüyor. O tabii biraz şaka gibi bile olsa beni biraz zorluyor açıkçası. Basketbol camiası Turgay Demirel ve federasyon hakkında mikrofonlarımıza şunları söyledi. Eleştiriye açık, güler yüzlü ve yakın bir federasyonumuz var ama tabii eksikleri var. Özellikle ilk aklıma gelen sponsorluk yasasının çıkması konusunda bir bastırma yapılamadı, meclisten çıkmadı bu konu. Kulüp ve oyuncuların kontratlarıyla ilgili yeni bir düzenleme getirilemedi. Yatırım yapacak kulüplerin teminat yatırması konusunda bir yeni bir düzenleme getirilemedi. Ve son günlerde çok tartışılan menajerlik konusunda da bir artık yeniden yapılanma ve düzenleme gerekecek sanıyorum. Turgay Demirel'in Türk basketboluna herhalde daha verecek çok şeyi var. Çok da şey yaptı. Teşhis açısından, kuralları, oyuncuların kombinasyonu, dışarıdan oyuncu getirilmesi, götürülmesi gibi hikayelerde geniş fikirli, aydınlık düşünceli bir adamdır. Çok başarılı oldu. Daha da olacak. Kahraman abiyi de ben özlemişim vallahi. Epeydir görüşemiyorduk. Yalnız Levent Yücelman, ben onun ilk başlangıç zamanı Cumhuriyet'teydim. Hakikaten çok güzel adımlarla geliyor. Evet. Çok güzel çok da iyi noktalara, basketbolu çok seven. Çok, evet, çok yani da iyi noktalara değindi. Doğru. Bu arada bir kez daha asiste evinin kapılarını açtığın için Sayın Başkan teşekkür etmek istiyoruz. Teşekkür ederiz gerçekten. Ya hep böyle güler yüzlü. Çünkü biliyorsun konuşuyoruz biz camiada. Turgay Bey'in eksikleri nedir? İlk başta komünikasyon diyorlar. Çok katı diyorlar. Halbuki yakın olanlar, yakın olanlar ne olduğunu biliyor da uzaktan olanlar böyle ilk başta yaklaşamıyor. Doğru, biraz mesafe koyuyor. Hatta herkes soruyorlar. Böyle bir iki metre mesafe koyduğum doğru diyorum ama o biraz hem geçmişten gelen bir alışkanlığım hem de belki erken yaşlı bir sorumluluk alınca çok bir ağır büyük esasında bu. Ben 92-95 yaşında federasyonu üstlendim ve basketbolun bir takım yapılması gereken işleri de vardı. Belki o yüzden böyle yüzüm karamsar gibi çıkıyordu ama. Ama öyle de biraz beraber çalıştık çünkü Şebnem'e de katılıyorum eşine. Hakikaten mesela sabah 8.30'da gelirdim. Karşıdan geliyorum, neredesin falan derdi yani. 7.30'da beklerdi beni. Yalnız çok hoş bir ailem var, mutluluk evet, var ve saadetler, sağlıklar diliyoruz. Sağ olun. Ayrınız tabii burada herhalde vakit olmadı. Sevgili oğlu gerçekten inanılmaz bir NBA biliyor. NBA biliyor. Evet. Seninle yarışabilir. Kadroyu yani alacağız onu. NBA'yi alırsak ileride. Evet. Evet, bir telefon daha var. Metin Pehlivan İzmir'den. Evet Metin. İlk önce hepinize iyi günler diliyorum. İyi günler. Kaç yaşındasın bu, Metin? Kaç yaşındasın? Ben 12 yaşındayım. 12. Tamam, dinliyoruz. Bu Türkiye basketbol liglerinde ki 3 yabancı biraz fazla değil mi? Ve NBA'deki salonlar ne zaman Türkiye'de olabilir?
Bir de bir şey daha soracaktım. Bırak Avrupa'yı. Bu İzmir'de örneğin 1 milyon biletler herkese aynı. Bilet fiyatlarını siz mi belirliyorsunuz ve öğrencilere indirim olması gerekli değil mi? Teşekkür ederiz Metin. Muazzam 12 yaşında 12 bir yaşında gencin böyle sorular sorması. Koltuğunda gözü var ben sana söyleyeyim. Şimdi çünkü çok işin içinde belli. Geriden başlayalım. Bilet fiyatlarını kulüpler belirliyor. Dolayısıyla federasyon burada yapabilecek bir şey yok. 1 milyon lira İzmir'de olmasının nedeni belki salon kapasitesi ufaktı. Karşıyaka başarılıydı. Çok ve seyirci hakikaten 1 milyon lira, 1,5 milyon lira bilet parası vererek giriyordu ki bence zaten en az ücret bu olması lazım. Yani 1 milyon lira dediğiniz bugün 3 dolar. Amerika'da NBA salonları 15 dolar. Evet, NBA salonları dedi Amerika'da. Ben evvelki 15 gün önce yine bir maça gittim. 1500 dolardan 50 dolara kadar bilet var. Yani saha kenarı New York Knicks maçları için Madison Square Garden'da 1500, New Jersey'de 500. Ama 3 dolara biletle ve 3000 kişilik salondan kulüpler nasıl gelir elde edecek yahut da nasıl yeni salon yapacak? Öğrencilere belki bir indirim yapılabilir ama buna yine kulübün karar vermesi gerekiyor. Yani kulüpte o karar şey. Evet, evet. 50 dolar olduğun yerden dürbünle seyrediyorsun. Evet. Şeyde 3 yabancı konusunda biliyorsunuz FIBA hatta bu Mayıs ayında da yeniden konuşacak. Bütün dünyadaki oyuncuların istediği gibi serbest dolaşması ve her ülkede her takımda yer alabilmesi konusunda bir kural getiriyor. Geçen sene de yine Bosman kalesinin Bosman konusunun devamında Zone 2 diye bir şey çıkarılmıştı. Biz Basketbol Federasyonu olarak buradaki sayıyı 2 tane Bosman ve diğer ülkelerden Amerika falan gibi 1 tane de Bosman dışı Zone 2 ülkelerinden diye sınırladık. 3 tane yabancı bana göre de yine Türk basketbolu açısından çok pozitif bir şey değil ama şöyle değerlendiriyoruz. Artılarıyla eksileri birbirine yakın. Yani heyecan getiriyor. Heyecan getiriyor. Bir kulüplerde güç dengesi sağlıyor. Genç basketbolcuların daha yetenekli basketbolcuları görüp takıma girmek için daha çok mücadele etmesini sağlıyor. Rekabet. Bütün bunların üzerinde de sevindirici bir husus daha var. Bugün Avrupa Ligi'nde İbrahim sayı kralı, Harun sıralamada, Hüseyin Beşok ribaundlarda birinci. Ki Hüseyin'in takımına 2 tane Yugoslav milli takımından pivot gelmesine rağmen. Dolayısıyla bütün bunlara rağmen Türk basketbolcularının öne çıkması esasında yabancılarla ilgili değil de kendileriyle ilgili olduğunu gösteriyor. Ama motive oldular yani. Tabii tabii. Tabii canım. Tabii. Rekabet her zaman iyidir. Amerika'daki salonlar benzeri salonlar için tabii bizim en büyük arzumuz. Ama keşke. Bu maalesef her şey belli bir seviyede bir alır anlayış bakalım. Birliğine gelmeden olamıyor. Biz şimdi Aptipek Spor Salonu'nu 49 yılına kiraladık. Bunun için de bir iki sene kadar uğraşmıştık biliyorsunuz. İlk etapta o salonu o hale getirmek istiyoruz. Bunun için yurt dışından danışmanlar geliyor. Proje hazırlanacak. Oraya bir yatırım yapılacak. Fakat Türkiye genelinde Aptipekçi bile büyük bir size. Yani Darüşşafaka tarzı 4000 kişilik salonların ya da 5-6000 kişilik salonların ama modern salonların yapılabilir olması lazım. Ama Türkiye'deki altyapı eksikliği maalesef sporumuzun önündeki en büyük engel. İlerleyen tarihlerde 1. Lig'de yer alan takımlara bir salon mecburiyeti falan öyle bir şey olabilir mi? Şimdi kendi salonu yani. Evvelki sene bunu biz kulüplerle yaptığımız toplantıda konuşmuştuk. Birkaç sene sonra Türkiye Ligi'nde kendi salonunda yahut da kendi kiraladığı ve tüm operasyonu kendisi yönetebildiği salonlar dışında maç oynayamayacak şekilde biz anlaşma yapalım diye. Bu da programda yani biz kulüplerin bir Levent'in söylediği yani bütçe konuları var. Bir de bu salon konuları var. Gelir yaratacak bölüm oluşturmaları konuları var. Biz bunları kulüplerin yeni bir şey hazırlıyoruz. İsrail'i falan da inceledik. Biz orada bu teminat konusu kulüplerin bütçelerini federasyona sunmaları eğer bütçesinin ödemelerinde bir aksama olursa ligden düşürülmesi gibi hususlar var. Fakat burada Basketbol Federasyonu'nun özerk olması lazım. Olsun. Bir de spor kulüplerinin şu anlayışa gelmesi lazım. Biz federasyonla basketbolun daha ileri gitmesi için, işlerin daha az hatası yürütülmesi için çok şeffaf biçimde yani bütçelerimizi ortaya koyarak giderlerimiz, gelirlerimiz bunlar ve bunun bir disiplin içerisinde harcanmasını ve elde edilmesini sağlamak için bir çalışma yapabiliriz. Şimdi kulüpler buna gelmediği sürece bizim yapabilecek bir şeyimiz yok. Bir şey yani 3 kulüp verip 9 kulüp bütçesini bize vermem ben, siz kimsiniz yahut da böyle bir güç yok. Çünkü futbolda bunun mücadelesi oluyor biliyorsun. Yani Galatasaray kulübü ya da Fenerbahçe kulübü bugün kendi bütçesini ne futbol federasyonuna ne başka bir kuruma vermek gibi bir şey düşünmüyor. Diyor ki bu bizim iç işimiz diyor. Ama düzgün gitmesi tamamen açıklığa bağlı. Yalnız Levent'in sorduğu, Levent kardeşimin sorduğu sorular şeyde kaldı.
İki tane var. Çok telefon varmış. Ama yani sponsorluk. Program bitmez. Ben sana sorarım. Sponsorluk, menajer, oyuncuların askerliği. Evet. Bunlar çok önemli. Şimdi soruyor. Belki seyirci de onları soracak. Hemen telefonumuzu alalım. Çünkü Teoman sürekli uyarıyor. Elif Koç İstanbul. Evet Elif. İyi günler. Çabuk günler. Hem sorular hem cevaplar. Çabuk. 12 dakikamız var çünkü. Tamam. Aptiteki salonu için hangi takım veya takımlar başvurdu? Bu salonun Avrupa çapında bir salon olması için ne gibi düzenlemeler ve eklemeler yapılacak? Ve bu çalışmalar sırasında salonun kapatılması olası mı? Teşekkür ederiz. Teşekkür. Aptipeçi Spor Salonu'nu biz İstanbul'da ligde katılan kulüplerle birlikte kiraladık. Daha sonra onlar Basketbol Vakfı'na devrettiler. Burası salonun modernleştirmesi için yapılacak şeylerden bir tanesi salon zemininin yaklaşık 1 metre yer var. Onu aşağıya indireceğiz. Tribünle salon çizgisi arasındaki boşluğu hareketli tribünlerle ve VIP bölümleriyle, yani loca bölümleriyle dolduracağız. Bunun için şimdi yurt dışında 2 tane firmayla temasımız var. Bir HOK, bir de Sports Concepts diye. Onlardan insanlar gelecek, bize teklif yapacaklar. Park yerini ne yapacaksınız? O da bir felaket. Park yeri maalesef bir başka vakıfa kiralanmış özette. Bu yaz onu halledeceğiz herhalde. Orayı düzelteceğiz. Biraz daha büyüteceğiz park yerini. Bir de birkaç daha girişi olması evet, lazım kesinlikle değil mi? 1,5 saatte şimdi, boşalıyor çünkü. Bir de görüntülü scoreboard yapılacak altına Münih'teki ekran gibi. Yani en az Münih'teki gibi daha fazla. Ben bir 15 gün önce yine o Amerika'dayken MCI Center'e dolaştım Washington'da. Yaklaşık 200 milyon dolara bitmiş bir kapalı spor salonu. Yeni bitti bir sene önce. Sadece scoreboard'u o görüntülü 5 milyon dolar. Dolayısıyla ciddi fonlara da ihtiyaç var ama biz bir şekilde bunları yaratacağımızı düşünüyoruz. Başka Ankara'daki yeni salonu ben göremedim. Evet, siz gördünüz mü? Ben gördüm. Ben nasıl? Açılmadan da gittim. Orası da çok hakikaten her taraf granit. Çok güzel tertemiz, yani? Güzel basketbol için. Bizim Avrupa Şampiyonası'nı Ankara'da oynatacağımız salon muhtemelen orası olacak zaten. Orada da yine sorulmuş galiba ama değil orası mi? Maalesef şehrin biraz uç köşesi ama biraz. Buna rağmen biraz evet o Karşıyaka mezarının orası ama buna rağmen salon olarak güzel. Dolayısıyla yani. Değerlendirilmesi gereken bir salon. Evet, telefonumuzu hemen alalım. Fuat Tuğlu İstanbul. Evet Fuat. Alo. Evet Fuat. İyi günler diliyorum. İyi günler. Benim sorum Tugay Bey olacak. Bu bizim milli takımın Avrupa Şampiyonası'nın gruptaki şansını soruyorum. İkinci şansımız var mı? İtalya'ya pek şansımız tutmuyor artık. O belli oldu. Hırvatistan'ı geçebilecek miyiz? Kukoç falan da gelecek sanıyorum. Evet. Bir de İsmet abi size bir şey soracağım. Ben bir arkadaşım iddiaya girdim de Efes Pilsen Koraç Kupası'nı aldığında finalde kimi elemişti? Söyleyin bir duysun. Finalde? Stapanel Milano. Tamam teşekkür ederim. Bir de herhalde. Team sistem de karıştı. Evet, milli takımın yarı finalde. Milli takımın Avrupa Şampiyonası'ndaki grubu hakikaten çok zorlu. İtalya, Hırvatistan ve Bosna ile oynayacağız. Bosna da kolay bir ekip değil. Yani İtalya ve Hırvatistan bahsetti ama Bosna da Hırvatistan'ı yendi kendi sahasında ve deplasmanda grubunda. Dolayısıyla Bosna da kolay bir ekip değil. Biz İtalya'ya karşı ligi doğru arka arkaya 2 grup maçını kaybettik. Ondan önce Avrupa Şampiyonası'nda İspanya'da kaybettik 3. Bir de Münih'te galiba bir hazırlık maçı yapmış. Onu da kaybettik 4. Herhalde 5'te 0 olmaz diyorum. İtalya'da bizim herkes yani istatistik olarak bir tane yenmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. İtalya'yla yani şansımız yok diye biz bakmıyoruz. İtalya maçı da, Hırvatistan maçı da, Bosna maçı da bizim için eşit değerde. Ama tabii hedefimiz bu gruptan öbür gruba taşıyacağımız bir galibiyetle çıkmak. Yani şu oluyor, biz bir tek Bosna'yı yenip öbür gruba çıkarsak 0 puanla çıkıyoruz. Ama İtalya'ya da Hırvatistan'dan birini yenip çıkarsak ve Bosna aşağıda kalırsa o vakit +1 ile çıkıyoruz ki öbür grupta karşımıza çıkacak İtalya, Litvanya, Almanya veya Çek Cumhuriyeti var. Oradan ilk 8'e kalabilelim. Yani bizim hedefimiz sadece gruptan çıkmak değil, gruptan öyle bir netice alarak çıkmak ki bizi 8'e taşıyabilecek derecede yardımı olsun. İnşallah oyuncular bunu başarır. Evet. Vallahi ben ümitliyim. Yani tabii bizim takım yetenek olarak onlardan daha kötü değil ama demin bahsettiğin o birikim bizde yavaş yavaş oluşuyor. İşte bir 4. İtalya'da oluşmuş. Tabii İtalya. Yani. 15 Avrupa Şampiyonası arka arkaya katılmış. Hep final oynamış. Yani. Tabii. Evet, bir telefonumuz daha var. Murat Börü, Eskişehir. Merhaba Murat. Merhaba. Nasılsın? İyi günler. İyi günler. Benim sorum Turgay Bey'e. Evet. Bizim Eskişehir'in nüfusu 700 bin. Bir sürü fabrikamız var. Eti, Arçelik, Koç, Otosan. Fakat basketbol yok. Eskişehir gibi büyük şehirlerde ve spor seven şehirlerde basketbolun ilerlemesi için neler yapacağız? Çok teşekkür ederiz Murat. Bizim radyo programı varken de Eskişehir en çok bize telefon eden, katılan yerlerden biriydi. Benim aklımda kalan bir Eskişehir, bir Adana, bir de Samsun. İnanılmaz telefon gelirdi o 3 yerden. Evet. Bu kadar fabrikamız var, takımımız yok diyor Murat. Vallahi buradaki, oradaki tabii biz
federasyon olarak buna Eskişehir'e mutlaka bir şey yapalım diye bakmıştık ve hatta bu eti fabrikası vardı. O zaman ben onların üst düzey yöneticileriyle falan da görüşmüştüm. Bir Ülker gibi neden eti de basketbol takımıyla Eskişehir'den girmiyor, bu yörenin takımı olmuyor falan diye, ama hatta onların bir aileden eski basketbolcu, bir yanılmıyorsam damatlarıydı galiba, ondan da konuşmuştuk, temas kurmuştuk. Fakat neticesiz kaldı. O zaman handbol takımları vardı, daha sonra onu da galiba kapattılar. Bu tamamen o şirketlerin kendi kararları oluyor. Bizim çok fazla zorluğa bulmamız mümkün olamıyor. Bilgi verebilirsiniz, motive edebilirsiniz belki. Biz bu tür ilgisi olan herkese elimizden gelen en fazla yardımı göstermeye çalışıyoruz. Biz zaten bunun için de işte 7 sene önce geldiğimizde bir sürü karar aldık. Yani bu sene herhangi bir kulüp bir sponsorla birleştiği anda biz onun adını tescil edilmiş olarak liglerde anons ediyoruz. Ya yani bu başka hiçbir spor dalında da yok. Belki de bizi görüp uygulayan vardır, bilemiyorum. Biz ama her seferinde Pınar Karşıyaka diyoruz, evet, mesela. Evet. Tiffany Tomato, evet, vardı. Her seferinde Tiffany Tomato, evet, kolejler diyorduk. Yani şimdi Maydanoz kolejler. Şimdi Maydanoz diyoruz. Evet, evet. Yani Eskişehir yöresinde de biz de hakikaten istiyoruz basketbol büyük şehirlerin değil, küçük şehirlere yayılmış bir spor dalı olarak görülsün. Çok seviyorlar basketbolu Eskişehir'de, hatırlayacaksın. Evet, üniversite kentleri özellikle basketbola çok, evet, evet. Evet, son telefonumuz, sonra da çekilişimizi yapacağız. Doğan Turan, Siirt. Evet Doğan, merhaba. İyi günler, merhaba Murat Bey, merhaba İsmet Bey. Evet. Sayın Başkanım merhaba. İyi günler. Ben biraz süre isteyecektim, mümkünse önemli birkaç sorum olacaktı. Evet. Tamam ama süremiz çok azaldı. En önemli iki sorunu alalım senin. Turgay Çünkü Bey'e 4 dakikamız kaldı Doğan. Turgay Bey'e soruyorum. Turgay Bey, Sayın Başkan'a soruyorum. Sayın Başkanım, Siirt'ten basketbolun var olması için elimizden gelen her türlü çareyi gösteriyorum burada. Burada Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ve İl Temsilcisi burada basketbola biraz engeller gibi oluyorlar. Bir de bizim şu anda ilk armalarında başarılı olmuş küçük bir takımımız var. Küçük erkekler grubuna katılmak için sizden bir müsaade istiyorlar. Eğer mümkünse bu konuda yardımcı olursanız seviniriz. Ayrıca burada çocuklar sizin müjdenizi bekliyorlar. Küçük takım şu anda hepsi benim yanımda, sizin müjdenizi bekliyor. Evet. Şimdi bu Siirt'te özel bir konu var. Hatta Siirt'le Tanju'nun da ilgisi var. O da birkaç sefer beni aradı. Ben de konuyu o yüzden inceledim. Siirt'te Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Basketbol İl Temsili ve bu arkadaşın arasında bir takım geçmişte zannediyorum basketbolla ilgili yaşanmış bazı şeyler olmuş. O yüzden de bu tek takımla basketbol bölgesel şampiyonlara katılma izni verilmemiş. Hmm. Ben konuyu yine bizim Ankara'daki genel sekreterliğe havale ettim. Şeye yardımcı olmanın. Çünkü bizim görevimiz sadece İstanbul, Ankara ya da Erzurum'da değil, Siirt'te, Hakkari'de, Bitlis'te, her yerde basketbol takımlarının sayısını arttırmak. 4 takım katılma mecburiyeti var bu tür yerel liglere. Fakat 4 takım bulamadıkları için kendi kendilerine 4 takım gibi organize edip yapıyorlarmış bugüne kadar. Ben onun yerine hani bir takım bile olsa en azından onu bölgesel müsabakalara çağırıp oradan çıkmaları gerektiği şeklinde talimat verdim. Herhalde yardımcı olacağız ve İnşallah. İnşallah. Çok seviyorlar. Evet, son 2 dakikaya giriyoruz, evet, başkan. 2 tane şimdi senden formalar için. Fenerbahçe bayan basketbolcuların imzaladığı futbol takım formaları. Futbol takım formalarını getirdiler. Evet, peki. İlk isim. İlk ismi sen. Bir tane var burada, evet. Evet. Bir tane daha rica edeyim. Evet, Mehmet Aykuş. Mehmet Aykuş. Şöyle karıştıralım, altlardan bir tane çekeyim. Evet, herkesin şansı eşit olsun. Evet, biz de böyle. İsmet abim. Barış Anduru. Barış Anduru. İkiniz formanızı alacaksınız. Sayın Başkan'a teşekkür ediyoruz ama yani süre yetmedi. İstersen benim şöyle yapalım. Dizi film gibi olacak yani. Ama yani şöyle söyleyeyim. Basketbolcular, askerlik. Şu anda yarın sabahleyin asker alınsa basketçiler kesin olarak Türkiye ligleri oynanmaz. İşte o menajerler konusu var. Bütün Türkiye bunu merak ediyor. Sevgili Levent'in de sordu. Sponsorluk yasası var. Şimdi yarın sabahleyin sponsor diyorsun. Tamam, Eskişehir'deki fabrika 10 milyon dolar verdi. Biliyor musun? Bir lirasını vergiden düşmüyor. Şunu önereceğim. Sezonun son programına yine başkanı çağıralım. Tamam. Sezonu hiç kaseti olmasın ve bu konulara değinelim. Tamam. Asist özel olsun. Özel. Tamam. Tamam. Ne zaman bitiyor sezon? İşte ligler Mayıs'ı bittikten sonra. Sonraki hafta. Siz. 29'unda. Burada yer, evet, var mı? Barış Anduru İstanbul ve Mehmet Aykuş Edremit Fenerbahçe formalarınız şu anda yolda değil ama en kısa zamanda yolda olacak. Sevgili asistçiler, Sayın Turgay Demirel, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Süre yetmedi ama o kadar çok soru var ki, çok da güzel, evet, sorular geldi. Yine yılın son programına, sezonun son programına da bekliyoruz. Başkan, sana özel yer ayırdık. Şöyle, evet, öyle, evet. Ne, çünkü ismini yazacaksın. Şampiyon takımın adını yazabilirsin.
Bu seneki mi? Evet. Ya ismini yazsın. Yani onlar, yeni adet başlatmıyor. Onlar, Turgay Demirel diye 92'den beri öyle şeyler yapılmıyor biliyorsun. Evet. İsmet abi ben veda ediyorum. Ettim bile. Görüşürüz haftaya. Son sözü de sana bırakıyorum. Bir kez daha Turgay Bey'e de teşekkür ediyoruz. Sevgili basketbol severler, dudaklarınızdan tebessüm, kalbinizden basketbol sevgisi eksik olmasın. Sizleri çok ama çok seviyoruz.